Elemanıma mı bakmıştın? Baba nasıl oluyor ben hani anlamadım. Yarın sabah 11'de Emirgen Korusu Pembe Köşk'te buluşalım. Yok, bir şey var. Apo bunu yapamaz. Pinko okur mu okur şimdi? Bu ne demek? Buyurun. Müsait misin? Konuşabilir miyiz? Ne demek istedin? Efendim anlamadım. Bana mesaj attın. Ne zaman, ne mesajı? Ya işte seni çok seviyorum. Aşkımızı herkese açıklayacağım. Dayanamıyorum artık. Yarın sabah 11'de Emirgen Korusu Pembe Köşk'te buluşalım falan. Sen attın bana bu mesajı. Ben böyle bir mesaj atmadım. Tahmin ettim. Biri senin telefonundan bana mesaj attı. Kesin karın yapıyor. İmkansız. Apo eminim diyorum. Ya bana taktı artık sapıklıklara başladı. Ya inanıp gitseydim? Allah'tan senin böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Neresi demiş? Emirgen Korusu Pembe Köşk saat 11. Ben halledeceğim. Nasıl halledeceksin? Ne yapacaksın? Halledeceğim, ararım. Baba ben şey zannettim. Neyin peşindesin oğlum sen? Nedir bu? Utanmıyor musun? Baba ben... Baba deme bana. Bunlar hep o karının başının altından çıkıyor değil mi? Yazıklar olsun size. Nilay bilmiyor baba. Haberi bile yok. Ben yaptım. Yalancı da oldum. Ben yaptım diyorum baba, niye inanmıyorsun? Senin telefonundan mesaj attım. Oğlum delirtme beni, sen ne anlarsın böyle şeylerden ya? Belki sandığın kadar aptal değilimdir baba. Neden oğlum? Sen benim düşmanım mısın? Neden yaptın? Annemi korumak için. Annenin korunmaya ihtiyacı mı var Mustafa? Gördüm baba ben sizi. Alev Hanım'la yemek yerken gördüm. Daha önce şirkette de gördüm. Gelip bana sorsaydın hikayeler kuracağına Mustafa. Soruyorum o zaman baba. Alev Hanım'la aranda ne var? Mustafa kendine gel. Sen benimle nasıl bu şekilde konuşabiliyorsun ya? Ben senin babanım baban. Gördüğün her şey basit bir tesadüften ibaret. Sen ve seni bu tuhaf fikirlerle dolduran karın da kendinize gel. Nilay bilmiyor dedim ya. İkiniz de aklınızı başınıza toplayın. Bu konuyu da kimseye açıp gözümde daha fazla küçülmeyin. Sen sabah sabah böyle kahvaltıya çağırmazdın. Değişiklik olsun dedim. Olsun bakalım. Peki. Rüzgar. Hemen evlenelim mi? Hamileyim deme, biliyorsun benim tüpler bağlı. Ben çok ciddiyim. Kızım hani senin hazırlık yapman lazımdı. Eller ne der, düğün hazırlığı falan öyle şeyler yok muydu? Ya, tamam. Evleniriz. Ondan sonra aile içi bir yemek yaparız. Yaza da düğün yaparız diye düşünüyorum. Yangından mal kaçırır gibi. Nedir senin bu kadar tetikleyen ya?
İyi tamam. Ben sen ne zaman diye sordun diye söyledim. Hem en azından aynı eve de çıkardık. Kızım sen iste, ben şu anda hemen bugün evlenirim seninle. Yani istemediğimden sormuyorum, merak ettiğimden soruyorum. Ayrıca sizin aile ne ara böyle nikahsız aynı eve çıkmaya karşı falan olmaya başladı? Dünürler bayağı etkili oldu herhalde. Dünürlerle alakası yok da. Sen de nikahsız aynı eve çıkarsam annem beni vurur. Ya da vurdurur. Tamam. Alev, tamam, okey. Ben gideceğim. O nikah gününü alacağım. Ama o gün geldiğinde ya da yaklaştığında... işte istemiyorum, biraz daha zaman lazım falan gibi şeyler demek yok. Yok. Hı? Yani o zaman baya baya evleniyoruz, farkındaysan. Farkındayım. Kıvılcım Hanım, sizi gerçekten tebrik ederim. Yayını gözyaşları içinde izledik. Teşekkür ederim Sevilay'cığım. Eminim birçok gence örnek olacaksınız. Canım annem benim. Herkes seni konuşuyor. Artık çok meşhur oldu. Bizim orada herkes sizi soruyor bana. Benim bütün arkadaşlarım aradı. Hepsi seni tek tek tebrik etti. Bu daha başlangıç. İnşallah Nazlı gibi bir sürü kızımız da okuyacak. Ertuğrul'un da katkısı çok büyük. Ona da helal olsun. Vallahi bence de. Bravo. Evet, yani şimdi bir dernek kurmayı düşünüyor. Ben de ona yardımcı olacağım. Anne, bu arada Mihri ile Ertuğrul'u bize davet etmek istiyorum. Teşekkür etmek için. Olur yavrum. Süper olur. Ne bu surat? Ay kaçtılar mı yoksa? Odaya geçelim Nilay. Mustafa, Ahmet. Meraktan öleceğim şimdi. Babam geldi. Ne? Alev? Alev yok muydu? Alev yoktu. Babam yalnız geldi. Eyvah, yandık. Alev zillisi gidip babana haber vermiş demek ki. Biz bunu hiç hesaba katmamıştık. Çok kızdın Nilay. Adamın yüzüne bile bakamadım. Uf, yandık ya. Yine yandık. Senin haberin olmadığını söyledim zaten. Ah kurban olurum. Sen orada bile beni mi korudun? Korudum tabii. Ne yapacaktım? O inanmamıştır gerçi. Neyse, ne dedi? Çok kızdı. Bunların hepsi ufak rastlantılardan ibaret. Ne uyduruyordunuz dedi. Mustafa, biz ne yapacağız şimdi? Vallahi bilmiyorum Nilay ama babam bize bayağı bilendi. Biz babanın siniri geçene kadar bir yere tatile mi gitsek acaba? Ortadan yok olmamız lazım gibime geldi de. Ya saçmalama Nilay. Çocuğun daha kırkı çıkmadı. Hem nereye gideceğiz? Babamın siniri geçene kadar biraz göze batmayacağız. O biraz zor. Nefes alsak batıyoruz biz. Keşke bu işe hiç girmeseydik. Bak adamın da günahını aldık. Ya kimsenin günahını aldığımız falan yok. Aralarında bir şey var Alev'le, eminim %100. Nilay, ne olur bu konuyu kapat artık. Bak rezil olduk zaten. Ya konuyu kapatalım kapatmasını ama eminim, yanılmıyorum. Baksana Alev gidip direkt babana haber vermiş. Bu ne samimiyet? Demek ki sürekli telefonda konuşuyorlar. Yok, yok tamam artık. Öyle bir şey yok. İçim sıkıldı. Aramızda da konuşmayalım bu konuyu. Ben akşam adamın yüzüne nasıl bakacağım onu bilmiyorum. Tamam susuyorum. Ama haklı çıkacağım, bak göreceksin. Tamam artık. Konu kapandı. Ben banyoya giriyorum. Oh. Yapma artık böyle Kayhan, helak ettin kendini. Sağlık olsun hayatım, ne yapalım? Ya parasız sağlık mı olur Leman, Allah'ını seversen ya. Öyle deme, bak Allah'ın gücüne gider. Hayatım, sen çalışkansın, başarılısın, halledersin bunları. Ya bitti bitti Leman, gitti. Anladın mı? Senin altınlar bile gitti yani. E giden gitti canım, ne yapalım? Bak düzelecek, ben inanıyorum hayatım. Bol bol dua ediyorum. Ya düzelir yani, tamam da hani düz bir yatırım için biraz para lazım ya. Senin şu yastık altı falan duruyor mu? Vallahi Kayhan, elimde avucumda ne var ne yok sana verdim. Başka da bir şeyim yok benim. Dur dur, deme öyle, deme deme ya. Bak şimdi çok kötü oldum. Vallahi ben gideceğim ya. Ay, tövbe de.
Allah'ım esir kesin. Leman ne olur bir şeyler yap. Allah'ını seversen bak kalpten gideceğim ya. Hasbinallah. Toparla kendini Kayhan. Olmaz böyle. Battık bittik. Battık bittik. Hani biraz para bulsam yani toparlarım ama. Dur bakalım. Olmazsa ben bir gideyim yarın Ömer'le konuşayım da rica edeyim. Vallahi mı? Tabii canım. Bu kadar kendini helak edecek, üzecek bir şey değil ki bu Kayhan. O beni kırmaz. İlla ki borç verir. Sen de düzeltirsin. Benim güzel karıcığım ya. Allah senden razı olsun. Hemen git konuş tamam. Tamam tamam. Sen üzme kendini. Bittik be ya. Tamam tamam. Hayatım, ne yapıyorsun? Hiç. Öyle hesap kitap. Artık konuşalım mı? Senin bayağı canı sıkkın gibi. Evet. Vallahi işler bayağı sarpa sardı. Ne oldu? Zülker geçen elektriği tamir etmeye gelmişti ya. Kaçak elektrik çekmiş. Ne? Bir de bana söyledi bunu. Ama ben hiç ciddiye almadım ki. Sönmez Hanım, o yüzden mi gelip seninle konuşmak istedi? Maalesef. Hayatım, sakın üzülme. Yani Sönmez Hanım senin böyle bir şey yapmayacağını bilir. Yok yok, konuştuk zaten. O da anladı beni sağ olsun. Yani bir şey yok. Da işte bu borçlar çok birikti. Faturaları da ödeyemiyorum ona. Biraz canım sıkkın. Ben de bir işe giremedim. Sana yardımcı olamıyorum. Canım, onun için söylemedim. Lütfen beni yanlış anlama. Hayır, ben... Sen bil diye söylüyorum. Yani artık ben senden bir şey gizlemek istemiyorum. Ne yapacağız? Bulacağım bir çaresini. Ama önce sen şu Zülker'in numarasını bana bir göndersene. Ben onun bir ifadesini alacağım. Tamam, hemen atıyorum. Alo. Müsait misin? Evet, ofise geldim ben de. Dört dönüyorum. Ne oldu, kimmiş? Mustafa. Yani Nilay. Ben kendim hesapladım her şeyi, ben planladım. Nilay'ın haberi yok diyor ama. Tabii ki öyle diyecek. O da karısını koruyor. Sen yine telefonla dikkat et. Bunların ne yapacağı belli olmaz. Detayları yüzle konuşalım. Benim çok sevdiğim balıkçı var, orada buluşalım mı? Olur, gelirim. Saat 2'de aldırırım seni. Peki. Görüşürüz. Nazlı geldi. Nazlıcığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bu size. Çok teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Bilerek üstüne kelebek koydurdum. Bir kelebek etkisi başlattınız. Bunu da okulda öğrenmiştim. Gel otur. Hemen masaya koyayım. Sağ ol Aslı'cığım. Demek. Sayenizde hayatım değişti Kıvılcım abla. Şu an bakkalın oğluyla evlenmiş, evde ağlıyor olabilirdim. Canım benim, hiç de benim sayemde değil. Nasıl yani? Sen zorlandığın şeye boyun eğmek yerine mücadele etmeyi seçtin. Bu baskılara boyun eğmedin. Okumayı seçtin, en zor olanı seçtin. Ben sadece vesile oldum. Şimdi senin hikayen senin gibilere örnek olacak. Umarım.
Ailenle aran nasıl? İyi, iyi, her şey yolunda, merak etme. İşte en güzel haber bu. Ben şimdi bir dernek çalışmasına başladım. En kısa zamanda seni de oraya çağıracağız. Orada da hikayeni anlatırsın, olur mu? Olur, gelirim seve seve. Leman, Metehan'la ilgili kötü bir şey yok değil mi? Yani evde çok mutlu görünüyordu. Allah esirgesin, onunla ilgili değil. Kayhan'la mı ilgili? Aslında ben, yani biz. Yani Kayhan. Ömer, yargılamadan bir dinle lütfen. Dinliyorum Leman, anlat bakalım. Biz biraz sıkıştık da. Yani Kayhan borsa oynuyordu. İşleri umduğu gibi gitmedi. Evet. Beklenen son geldi yani. İş hayatı bu Ömer, herkese oluyor. Ya ne herkese oluyor Leman, Allah aşkına ya. Ya Kayhan dediğini adam, boş adamın teki. Yani kısa yoldan parayı bulmaya çalışan bir insan ne anlar borsadan, ekonomiden, finanstan Allah aşkına? Bir ara çok kazandı ama. E şimdi ne oldu? Sen de verdin değil mi paranı ona? O istemedi, ben verdim. Allah seni nasıl biliyor söyle yapsın Leman ya. Beyime destek olmak istedim, fena mı ettim Ömer? Neyse, yarın gelsin. Gelsin bakalım ne yapabiliyoruz. Ömer çok sağ ol. İnan bak, en kısa sürede o senin borcunu öder. Leman yarın gelsin, bir anlatsın derdini bakalım. Ömer, nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum, inan ki. Ben bunu Kayhan için yapmıyorum. Oğlumun annesi üzülmesin diye, incinmesin diye yapıyorum. Allah senden razı olsun. Cümlemizden. Gitmeden Metehan'ı da bir gör, sevinir çocuk. Uğrarım tabii, şimdi uğrarım. Tamam, Yusuf'a söyleyeyim, odasını göstersin sana. Gel. Rahatsız etmedim. Çimen seni etiketlemişti de oradan gördüm. Yok ya, ne rahatsızdı. İyi yapmışsın. Kıps. Kıps mı? O ne demek ya? Neyse, iyi bir şey herhalde. Sevindim. Oğlum. Anacığım, hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Maşallah, maşallah. Odan da pek güzelmiş. Öyle. Umut abi işten çıkınca bana kaldı işte. Hayırdır, sen uğramazdın. Hangi rüzgar attı? Yolum düştü, uğradım oğlum. İyi ettin. Sana bol köpüklü bir Türk kahvesi söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Aslan oğlum benim. Büyümüş de annesini ağırlarmış. Ne oldu sana ya? Küs müyüz? Ağzını bıçak açmıyor. Moralim sıfır. Annen sana bir şey söylemedi mi? Kaçak elektrik konusu mu? Rezil oldum ya. Ya kızım, sen niye bana bir şey söylemedin peki? Ya nasıl söyleyeyim Umut, ben de şok oldum. Üzülürsün diye de bir şey söyleyemedim. Ama ben senin böyle bir şey yapmayacağını zaten biliyorum. Sülkara, ne yaparsan yap dedik. Ulanlara bak. Umut. Ben hep senin yanındayım. Bunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Çok sağ ol.
Alev, ben vallahi evlenince masrafların bu kadar artacağını hiç düşünmemiştim ya. Yani önceden tektim. Yani adam akıllı eve bile gitmezdim. İşte doğru düzgün yemek masrafım bile yoktu. Gündüzleri buradaydım, akşamları sahneye gidiyordum. Ama şimdi düzenli market alışverişi, yani faturalar falan acayip yüksek. Peki ben ne yapabilirim senin için? Bana bir şey söyle. Sana ne yapacaksın canım? Yani avans verdin işte. Annen de kirayı idare ediyor zaten. Oldu olacak, bir de nüfusunuzu alın. Bir de öte yandan Nursema bana yardım etmek için böyle bir kendini parçalıyor. Onu gördükçe daha çok üzülüyorum. O da iş bakıyor. Bulamıyor da. Peki bir şey söyleyeceğim. Nursema sonuçta Amerika'da okudu. Yani tamam iş tecrübesi yok ama iyi bir yerden mezun olmuş kız. Sanat yönü de gelişmiş. Acaba diyorum Rüzgar'la konuşsak, ona kanalda bir iş ayarlasak. Ya, ne yapabilir ki orada? Ya ne bileyim, sanat bölümüne sokar. Ahsen var ya sanattan, senin de bildiğin. Aha. Onun yanında asistan olarak başlar, işi öğrenir. Hem böyle bildiği bir konuda çalışırsa daha iyi, daha hızlı adapte olur. Aslında olabilir, biliyor musun? Yani, tabii Nursema kendi isterse. İyi, ben konuşurum. Rüzgar'a da bir sorarım önce. Tamam. Bu arada biz nikah işlemlerini hızlandırdık. Neden? Aman bir an evvel olsun bitsin istiyorum. Ne? Hayır, bu acele niye? Sonuçta bir yola girdik. Uzatmanın alemi yok. Neyse ben çıkıyorum şimdi, işim var. Dönünce yine konuşuruz, tamam mı? Tamam. Vay devrem. Zülker mahvettin beni. Hayırdır, ne oldu ki ya? Ya kaçak elektrik çekmişsin. Rezil oldum senin yüzünden. Ya kardeşim sen ne yaparsan yap dedin. Ben de bildiğimi yaptım Allah aşkına. Sorun mu çıktı? Yok, törenlerle kutladık. Bir de sorun mu oldu diyor. Kadın geldi bana nasihat verdi. Yerin dibine geçtim resmen ya. Ya Zülker yaptı deseydin. Ben yanlışlıkla bağladığımı söylerdim. Öyle bir şeyler geveledim zaten. İyi, atana rahmet. Bak şimdi ben geleyim, istersen düzeltelim ha. Kapat telefonu. Allah aşkına kapat. Düzeldi. Bir de seni bekleyecektim. Allah'ım ya. Ya iyilikten maraz doğar diye boşuna dememişler. Bir de suratıma kapatıyor ya. Hayat. Şu yaptığımız şerbetten birer bardak koy da bir tadına bakalım. Aa! Yer nerede battı? Dur dur dur. Dert etme. Geçen Nilay'dan öğrendim ben bu parkeleri. Onlarla değiştirdim. Hiçbir şey olmaz. Suya dayanıklı bu parkeler. Suya dayanıklı mı? Kabarır, leke olur diye korktum ben de. Sil de gör bak. Ha. Kolay temizleniyormuş. Hem de nasıl? Bak tertemiz oldu. Telaş etmeme gerek yokmuş. Ya. Ay koskoca Abdullah Ünal. Sen işi gücü bırak Emirgan Parkı'na gel. Ay imkansız. Kesin bir şey var. Ah canım oğlum benim ya. Bu evde olan olaylar akıl sır ermiyor. Vallahi. Ha, ah! Ah düştü düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Hayırdır Nilay Hanım, ses duydum. Hayat abla, annem nerede? Doğa Hanım'la aşağıda salondalar. Tamam, sen bebeğin üstünü giydir, ben aşağı iniyorum. Bebeğin göbeği düştü de. Aa maşallah, hayırlı olsun. Amin amin, heyecan yaptım şimdi. Gideyim ben. Düştü, düştü. Ay çocuk mu düştü? Ya Allah korusun, göbeği düştü. Nilay ödümüzü koparttın. Ay kızım söylesene, ben de bir şey oldu sandım. Ne yapmam gerekiyor şimdi? Ya anne gömülüyor muydu yoksa dama mı atılıyordu? Doğa sen Cemre'ninkini ne yapmıştın? Ben Cemre'ninkini Boğaziçi Üniversitesi'nin bahçesine gömdüm. Ne? Torunumun göbek bağının ne olduğunu şimdi öğreniyorum.
Kızım insan bir danışır. Anne sen şu meşhur üç çocuğunun göbek bağını ne yaptın? Sen hele bir onu söyle. Kasada. Ver seninkini de koyayım oraya. Aa, kasada mı? Niye kasada? E hiç yanımdan ayrılmasınlar. Hep etrafımda olsunlar diye. Bak, üç çocuğum da yanımdalar. Rabbime hamdü senalar olsun. Doğa bana Cemre'ninkini sormadı ama... Abdullah'ınkini sen ver, koyalım kasaya. Evladımız hiç yanımızdan ayrılmasın. Ben de ayrılsın diye koymadım zaten. Okusun, tahsilli olsun diye koydum. Versen bana onu. Yok anne. Şimdi ben biraz çekimserim. Ne demek o? Yani tamam, şimdi benden ayrılmasın. Orası cepte ama kör cahil de olmasın. Kızım, kim cahil olmuş bu evde? Niye gülüyorsun sen? Komik bir şey mi var? Yok. Yok bir şey. Nilay'cığım, bence sen nasıl istiyorsan öyle yap. Doğan'ın da Selim modu açıldı. Herkes iyi olsun, mutlu olsunlara başladı. Aynen öyle, aynen öyle. Herkes iyi olsun tabii, mutlu olsun. Olsun. Ben kötü olsun mu diyorum? Ay kötüler iyi olmayı versinler, sürünsünler. Ahirette zebaneler dillerini enselerinden çekip çıkarırlar inşallah. Kızım o ne biçim beddua öyle? Selamun kable. Göbek bağ ile başladın, beddua ile bitirdin. Günah. Sen ver de onu bana. Yok anne, ben biraz düşüneyim. Şimdi evladımın geleceği söz konusu. Merhaba. Merhaba. Daha uzak bir yer bulamadın mı? Manzarasını seviyorum. Bence burada bizi kimse görmez diye seviyorsun. Hayatının en güzel balığını yiyeceksin. Geçelim mi? Hadi. Hayat abla, bir su verir misin? Vereyim hemen. Nilay hayırdır? Bir sıkıntın mı var? Abdullah'ın göbeği düştü de nereye gömeceğimi düşünüyorum. Hayat abla, sen çocuklarınkini ne yapmıştın? Ben çocuklarımınkini türbeye gömdüm. Allah yolundan ayrılmasınlar, mümin olsunlar istedim. Bak o da doğru, bu hiç aklıma gelmemişti. Ben bir çamaşırları alayım. Nilay. Bence sen çocuğun göbeğini borsa binasına göm. Mengul kıymetlere. Borsa mı? Tabii. Zengin olur zengin. Ya bu devirde parası olmayan adamı adam mı diyorlar ya. Parayla oynar ne güzel. Bu da doğru. Ya benim gibi fakirlik çekmesin oğlum. Ya senin gibi fakirlik çekmez zaten. Çocuğun babası zengin bir kere. Ama insanın kısmetinden gelince böyle yemesi daha keyifli olur. Ya benim oğlum aynı anda hem zengin, hem okumuş, hem dini bütün, hem ailesine bağlı olamaz mı? Yani inşallah olur. Üf, ne yapsam ben ya? Belki de olur. Kız, delirdin mi sen? Katil misin? Seni katil misin? Ne yapıyorsun ya? Konu oğlumsa gerisi teferruat. Ayrıca şehzade doğurdum ben.
Her bir parçasını ayrı bir yere koyacağım. İçim garanti alacağım. Nilay Mustafa'yı doldurmuş yani. Bütün mesele bu. Onu ben de anladım. Mustafa karısını tabii ki koruyacak. Ama benim telefonumdan mesaj atmak ileri gitmek demek. Mustafa seni görünce ne yaptı peki? Süt dökmüş kediye döndü. Ne yapacak? Canım ya. Üzüldüm bak şimdi. O da karısının lafıyla hareket etmeyecekti. Bu ne demek ya? Bu nasıl bir saygısızlık? Sizin evde herkes hanım köylü değil mi? Niye şaşırıyorsun ki? Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bu kadar yol geldiğimize değdi gerçekten. Çok başarılıymış. Söyledim. Ben başka yerde balık yemiyorum. Artık bundan sonra sen de yiyemeyeceksin. Ben de evleniyorum işte. Yani gün alacağız. Bir iki güne nikah olur gibi duruyoruz. Gel öyle konuştuk yani sabah. Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Hızlandırmak istedim ben. Acele niye? Acele mi? Açık konuşayım mı? Lütfen. Bak çember daralıyor. Bugün Mustafa, yarın kim bilir kim. Bu iş uzadı ve çirkin bir hal alacağı da aşikar. Senden de bir şey çıkmayacağı belli. Yani ben zaten olmayacak bir şey için fazla bile bekledim. Bari şimdi susma. Tamam oldu bitti işte, konu kapandı, bir şey söyle. Ne söyleyeyim? İçinden geçenleri. Ben içinden geçenleri kolaylıkla söyleyebilen bir insan değilim. Bir kere söyledim, onda da... Onda da elini yüzüne bulaştırdın. Beni sevdiğini söyledin. Öyle. Bayağı pişman gibisin. Böyle olacağını bilseydim söylemez içime atardım. O zaman anladım ki sükut gerçekten altınmış. İnsan içinden geçenleri söylemeden önce bayağı ölçüp tartması gerekiyormuş. Sana çok kızgınım biliyor musun? Biliyorum. Beni heveslendirdiğin için, cesaretsizliğin için, her şey için çok kızgınım. Ben Rüzgar'la bu yüzden evleniyorum işte. Evlenelim dedim, tamam dedi. Gün alalım dedim, hemen okey dedi. Ya o senin aksine el alem ne der, kim ne düşünür diye yaşamıyor. Hemen aksiyon alıyor, harekete geçiyor. Rüzgar'la beni kıyaslaman çok doğru değil. Tamam Apo, sen açıklama bile yapma bana. Zaten birbirimizi bir daha görmeyeceğiz. Bu son görüşmemiz, o yüzden... Bu son yemeği de bari keyifle yiyelim. Gel kızım, gel. Ya ben sizden tülbent isteyecektim. Cemre'nin gazını çıkarmak için lazım. Bende de temiz yokmuş. Tamam, veririm. Aa, onlar ne öyle? Hay, öyle aşağıda konuşunca aklıma geldi. Çocukların ilk kesilen saçları, göbek bağları, tırnakları. Nasıl yani, hepsini böyle sakladınız mı? Saç, tırnak. Bak bu Fatih'in.
nasıl sarı baksana. Bukle bukle. Yani pek sarı gibi değil ama. Sarı kızmış da güllü sarı bu. Tamam canım, siz öyle diyorsanız. Fatih'i bir sokağa çıkarırdım. Yolda yürüyemezdim. Aa, niye? Çok güzeldi. Bir kirpik vardı. Gerçi hala öyle de. Gözler iri iri. Aynı ben. Hmm. Herkes takma kirpik zannederdi. Ay nasıl korkardım. Eve gelirdim sabaha kadar dua ederdim. O zaman anladım duanın gücünü. Nursema desen taş bebek gibi. Mustafa sırım gibi. Ay pembe beyaz. Misler gibi giydirirdim onları. Her akşam üstü çay bahçesine götürürdüm. Bir başıma. Yavrularım benim. Baban desen sabahtan akşama kadar çalışıyor. Ben üç çocukla evde hem yemek işi hem ev işi. Baban işten gelirdi, bir sofra kurardım. Ziyafet. Her akşam böyleydi. Sonra ne oldu peki? Nasıl? Anlamadım. Yani hep böyle devam etmedi herhalde. Onu demek istedim. Tabii. Yani herkes kendi hayatına geçince çatırdamalar oldu. Evlenince yani. Büyüyünce diyelim biz ona. Ama üç tane pırlanta gibi evlat yetiştirdim. Bugün bana bir şey olsa hepsi başıma şüşürler. Anladım. Ben daha fazla oyalanmayayım. Cemre gazlanmasın. Tülbentini de al. Olur mu bu? Hı, teşekkür ederim. Kime ne anlatıyorum? Annelikle kafayı bozmuş. Büyüttüğü çocuk da Fatih. Her şeye rağmen yemek davetin için teşekkür ederim. Umarım bundan sonra sizin evde benim yüzümden sorun çıkmaz. Senin yüzünden diye bir şey yok. Sorun varsa ki bence yok. Benim yüzümdendir. Peki öyle olsun. Benim senden bir ricam olacak. Buyurun. Şimdi biz Rüzgar'la sade bir nikah. Ondan sonra da bir aile yemeği yapacağız. Düğünü de yaza yaparız artık. Hayırlısı. Şimdi annem illaki sizleri de davet etmek isteyecektir. Lütfen gelmeyin. Yani bari sen gelme. Bir yalan söyle, bahane uydur. Gelme. Halep, çok özür dilerim. Ne? Seni bu kadar kırdığımı bilmiyorum. Beni değil. Hayallerimi kırdın. Neyse olsun, ben alışkınım zaten. Neyse sen bana söz ver ve sakın gelme, tamam mı? Tamam, söz, gelmem. Tamam. Kalkalım mı artık? Yağmur da diniyor zaten. Evet, nasıl istersen. Kadar güzel değil mi? Deniz insanı her şeyi unutturuyor. Ben de çok seviyorum. Ya bir müzik açsana. Ne müziği? Sen hiç müzik dinlemez misin? Vallahi ben uyanır uyanmaz sabah hemen radyoyu açarım. Şöyle keyfime, moduma göre de bir şey seçerim. Oh! Ben de dinlerim, dinlemez olur muyum? Ama benim dinlediğim müzikler sana hitap etmeyebilir. Niye bu kadar ön yargılısın? Belki bayılacağım. Sanat müziği dinliyorum. Tamam. Aç işte bir duyalım. Oğlum benim liseden çalsana. Tamam, ben bunu biliyorum. Sen de bizi iyice cahil yaptın ya.
bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. Anneciğim. Nasılsın kızım? Hamdolsun iyiyim. Sen nasılsın? Senin sesin böyle bir buğulu gibi geliyor. Bir şey olmadı değil mi? Ha yo yo. İyiyim iyiyim anneciğim. Merak etme sen beni. Şükürler olsun yavrum. Ay bugün Abdullah'ın göbek bağı düştü biliyor musun? Aa hadi ya. Maşallah. Ya. Nilay'la göbek bağını konuşurken ben de öyle maziye daldım. Sizin çocukluk eşyalarınıza bakıyordum. Torunların oldu. Hala bizim çocukluğumuzu mu özlüyorsun? Özlüyorum tabii. Siz çocukken her şey ne kadar rahatmış. Gözümün önündeydiniz, yanımdaydınız. Elinize bir kıymık batsa hemen koşar gelirdiniz bana. Arıyorum vallahi o günleri. Ah anneciğim. Senin hayatın babamla bizdik. Şimdi hepimiz evlenince sen bir boşluğa düşmüşsün. Ama bak ne güzel torunların var. Onlarla oyalanıyorsun. Torunlar da çok seviliyor. Ama onların da anaları var. Yaşlanmak zor. Ay anne ne yaşlanması ya? Eski eşyalara bakmak sana iyi gelmemiş. Sen bugüne odaklan. Tamam mı? Bak hepimizi ne fedakarlıklarla büyüttün. Babama hep destek oldun. Ailen için yaşadın. Bak kocaman bir aileyiz biz. Sen buna sevinsene. Doğru söylüyorsun kızım. Doğru söylüyorsun. Allah babanı başımızdan eksik etmesin. Kadının iyisi darda, erkeğin iyisi bollukta belli olur derler. Ama bizimki öyle olmadı. Anlamadım anne. Yavrum erkekler parayı bulunca önce karılarını boşuyorlar. Kadın da kocası batınca boşuyor. Baban hep böyle varlıklı değildi. Zor zamanlarımız oldu bizim de. Sonra Rabbime şükürler olsun. İşleri iyi gitti de. Ama o hep bizim yanımızdaydı. Şanslıymıştı o yüzden. Hı, işte tamam ne güzel bak buna sevin anneciğim. Kendini üzme artık. Üzmüyorum canım. Dertleşiyorum işte öyle. Doğan büyüyor. Zaman da akıp geçiyor. Bu ne? Borçlarımızı ödeyelim. Saçmalama Nursi ama. Bunlar senin sana düğün hediyesi. Benim değil bunlar. Bizim. Sen ben diye bir şey yok. Kaç kere söyleyeceğim sana. Biz varız. İyi günde. Kötü günde. Hastalıkta. Sağlıkta. Nursema lütfen. Gerçekten çok üzülüyorum. Sen böyle yapınca ben daha çok üzülüyorum biliyor musun? Ne yapacağız bunları? Hı? Ben takmıyorum da. Benim parada, altında, mücevherde gözüm yok. Umut, al bunları, bozdur ve borçlarımızı ödeyelim. Çok utanıyorum.
bana. Neden utanıyorsun? İnsan aşktan utanır mı hiç? Ben seninle gurur duyuyorum. Senin benimle duyduğun gibi. Bizim şu anda mutlu olmamız gerekiyor biliyorsun değil mi? Niye? Batık olduğumuz için mi? Aşık ve batık olduğumuz için. Yok, batık ve aşık olduğumuz için. Seni seviyorum. Ben de. Mursema. Bu arada biz... Alev'le geçen bir şey konuştuk ama. Ne konuştunuz? Ben senin iş aradığından bahsettim ona. Rüzgar'la konuşabilirim aslında. Kanalda çalışabilir dedi. Kanalda mı? Ne yapacağım ki ben kanalda? Ya sanat bölümü falan dedi. Hani senin sanatsal yönün çok kuvvetli ya. Ama tabii öncelik senin ne istediğin. Beni işe alırlar mı ki? Ya sen ister misin onu söyle. İsterim aslında da. Yapabilir miyim? Konuşursunuz. En azından bir denersin. Olur. Evet, ben bir anons yapacağım. Eyvah. Ay anne. Senin bu benden beklentinin hep düşük olması ne olacak? Düşük olsa iyi. Beklentim yok. Evet Alevciğim, seni dinliyoruz. Biz Rüzgar'la nikahı hemen yapmaya karar verdik. Hemen mi? E süper. Nasıl yani? 2 güne tamamdır. Sebep? Nasıl yani sebep anne? Ya niye ilk defa duymuş gibi yapıyorsun, zaten biliyordum. Biliyordum ama yaza diye düşünüyordum. E anneciğim ne fark eder? Evet anneanne. Ya yaza... Büyük düğün yapacağız. Şimdi sadece nikah ve aile içi yemek. Peki ne istiyorsanız onu yapın. Anne ne bu surat şimdi? Yahu insan bir ailesine danışmaz mı? Senin her işin böyle son dakika mı olacak? Anneciğim ilk defa tanışmıyorlar ki. Yıllardır süren bir hikaye bu. Tamam, peki ne istiyorsanız yapın. Süper bir fikir olmuş Alev. Bence de Alev. Bu arada Ertuğrul'la Mihri yarın akşam bize yemeğe gelecekler. Haberiniz olsun. Ay ben nikah zımırtıları için uğraşacağım. Gelemem. Ben Tülin'e gidiyorum. Tiyatro bileti almış. E tamam, bozmayın planınızı. Biz baş başa oluruz, sorun yok. Aynen ya, herkes takılsın. Abi bu Berlin'deki otelin satışı için imzan lazım. Onu hallederim. Bir de bir restorasyon için mimarlar gelecek. Onlarla konuşalım. Bu restoranı bir elden geçirsinler. Tamam oğlum, yarın geldiğimde beraber bakarız onlara. Abdullah Bey, sesin soluğun çıkmıyor senin, iyi misin? Hamdolsun. Bugün şirketten de erken çıktım baba, dışarıda bir şey mi oldu? Toplantım vardı, o yüzden erken çıktım. Hayırdır, bir şey mi oldu? Yok baba, bir şey olmadı. Olmasın. Babanızın canını bugün şirkette sıkmışlar belli. Aman erkeklerin de işi zor işte. Bütün gün çalış, çabala. Onca insanla muhatap ol. Kolay değil vallahi. Babacığım çayınızı tazeleyeyim. İstemem, sağ ol. Otur sen de. Abdullah'ın da göbek bağı düştü bugün. Ya öyleymiş anne. Nilay söyledi, böyle büyümeye ilk adım gibi bir şey değil mi? Hmm. Hayırlı olsun. Sağ ol baba. Sen yemekten sonra okuyiver torunumuzu.
Cenab. Babacığım. Şimdi Kamalcığım ablan aradı. Yarın akşam yemeğe davet ettiler. Ona haber vereyim dedim. Sen hayırdır? Niye bu kadar sevindin? Sevindim tabii. Sevinmez miyim? Ben çok seviyorum onları. İyi. O zaman gözün aydın. Ben içeride televizyon seyredeceğim. Yanıma gelirsin sonra, olur mu? Tamam, inerim birazdan. Tamam canım. Alo. Hayırlı akşamlar. Ne haber? Yarın berabermişiz. Babam gelip söyledi şimdi. Evet, haberim var, biliyorum. Süper. Çimen yap. Geçen pizza gecesinde çok eğlenmiştik. Betan'ı da mı çağırsak? Yani tabii o da isterse. Olur, çağırırım. Tamam. Ay Çimen, ben sana bir şey daha soracağım. Sor. Kıps ne demek? Kıps mı? Göz kırpma emojisi demek. Ne oldu ki? Hiç. Öyle bir yerlerde görmüştüm de anlamını bilmiyordum. Sağ ol. Yarın görüşürüz. Okey. Öptüm, görüşürüz. Ben de. Ne yapıyorsun ya? Nasıl yani? Doğa temiz emzik bulamadım. Hayat ablayı da uyandırmayayım dedim. Ne oldu ki? Arkanı döner misin? Ya ne bakıyorsun yüzüme? Arkanı döner misin dedim. Dön. Hadi dön. İyi, tamam. Sanki ilk defa görüyorum. Ne dedin? Hı? Bir şey mi dedin? Yok. Demedim. Dedin dedin Fatih. Mırıldanma da söyle. Ya iyi tamam. Yani sanki ilk defa seni duştan çıkmış bornozla görüyorum dedim. Fatih, bak bir daha benim olduğum yere kapıyı çalmadan girme, tamam mı? Emredersiniz. Temiz emzikler de steril makinesinin içinde. Yani bunu akıl etmek bu kadar zor olmamalı. Tamam, sağ ol. Rica ederim. Oha, neye bakıyor? Gözünün önündeki şeyi görmüyor. Leman'a üzülüyorum. Üzülme Leman, mutlu. Ya Kayhan'la bir insan nasıl mutlu olabilir? Adamın alnında resmen ben dolandırıcıyım yazıyor. Leman'a uygun bir insan değil. Zaten ben ayrıldıktan sonra Kayhan'la yakınlaştı. Ona yanaştı. Zamanlama yanlış. Her şeyi yanlış anlayacaksın. Sen hala doğru zaman, doğru kişi. Bu kalıplara mı inanıyorsun? Bunların hepsi şehir efsanesi. Nasıl yani? Yanlış insan diye bir şey yoktur. Yanlış bir insanla asla tanışamaz. Kayhan doğru bir insan mı? Hayır, öyle demiyorum. Ama her insanın hayatımıza girme sebepleri vardır. Kimisi tecrübe için, kimisi lütuf için. Kimisi bizden ayrılmak için hayatımıza girmiştir. Kimisi bizi yükseltmek için. Yani hepsinin hayatımıza girme sebepleri vardır. Benim Kıvılcım'a yaptığım gibi. Belki de onun mutlu olması için, gerçek mutluluğu bulabilmesi için beni tanıması gerekiyordu. Tıpkı Leman'ın da ders almak için Kayhan'ı tanıması gibi. Kayhan'a şirkette bir pozisyon aç. Nasıl ya? Olamaz. Adamın derdi o zaten, şirkete girmek. Adamın, diyorum ya, alnında dolandırıcı yazıyor. Olmaz öyle şey. Nasıl alırım ben şirkete Kayhan'ı? Ne demişler? Dostunu yakın, düşmanını daha yakın tut. Baba? Efendim oğlum? Kimle konuşuyorsun sen? Kimseydi? Allah Allah. Yanında biri var gibi sesler geliyordu. Kimse yok oğlum. Kim olacak? Hayırdır, ne oldu? Bir şey yok. Çimenler yarın akşam yemeğe çağırdı, onu söyleyeyim dedi. Olur olur, git.
Sen iyi misin? Bir Betim benzin atmış. İyiyim oğlum, ne olacak? Gayet iyiyim. Peki, öyle diyorsan. Tamam. Odamdayım ben. Şaka mısın ya? Ne oldu? Yok bir şey. Ya Doğa, sana bir şey soruyorum. Cevap versen ölür müsün? Ya bu kadar ters olmak zorunda mısın sen ya? Saç kurutma makinesi çalışmıyor. Bakayım. Niye? Bana inanmıyor musun? Hayır Doğa, bir de ben deneyeyim dedim. Çalışmıyor. Bekle, sen geliyor. Nereye? Bizim misafir odasında bir yedeği olacaktı. Onu alayım geleyim. Bu da biraz tarihi eser gibi ama bakalım. Biraz eski bir şey. Ne yapıyorsun? Ya Doğa, bu şimdi eski bir makine, ne bileyim, elektrik çarpar saçın takılır. Saçımı sen mi kurutacaksın? Yani sana bir şey olacağına bana olsun. Hı, doğru. Doğru diyorsun bak, mantıklı. Bence de. Damat gelmiş. Sevicim, ne haber? İyi. Ev halkı içeride mi? İçeride, kahvaltıdalar. Gel, kaynanan seviyormuş. Orası biraz şaibeli ama neyse. Kızlar. Aa, hello. Hoş geldin Rüzgar'cığım. Hoş bulduğum, ne haber canım? İyi sen? İyi ben. Hadi otur oğlum. Bana bir tek filtre kahve kafi, çünkü yeni yedim. Tamam, nasıl istersen. Gün aldım. Şaka. Yo. Çocuklar, hadi hayırlı olsun. Ay ağlarım. Ağlayacaksan anneannenle ağla, onun gözyaşları sadece. Ay, bak şimdi. Tek istediğim sizin mutluluğunuz. 3 güne nikah, akşamına yemek ama asıl sürpriz bundan sonra. Ne sürprizi? Düğün Mayıs ayında Puglia'da. Yani İtalya vizesini alın. Şimdiden, o yüzden söylüyorum. Nasıl yani? Sen romantik buluyorum demiştin, ben de en romantiğinden olsun istedim. Ya. Peki Puglia neresi? Ben bilmiyorum. Puglia İtalya'da çok şirin bir kasaba. Artık herkes orada evleniyor anneanne. Yeni moda orası oldu. Bizim de neyimiz eksik, değil mi? Vallahi rüya gibi bir yermiş. Bu kadar masrafa ne gerek var çocuklar, hele bu zamanda? Var var. Alep peri masalı istiyor, öyle de olacak. Zaten kuru bir nikahla evleniyoruz. Vallahi çocuklar, canınız nasıl istiyorsa, ne istiyorsa öyle yapın. Ben ne giyeceğim? Kızım Mayıs'ta diyor. Olabilir. Bence şimdiden bakabiliriz. Allah başka dert vermesin. Aa Rüzgar, bu arada Nursema meselesini unutma, olur mu? Hani sana çıtlatmıştım. Ya olur ama bugün çok işim var. Yarın gelsin. Ne olacak Nursema'yı? Anneciğim, Alev bana da anlattı. Nursema kanalda çalışacak. Ha. Demek yakında o da boşanacak. Ay geldi yine bizim gamlı baykuş.
Görürsünüz bakın. Ömer için söylediklerim nasıl bir çıktı? Anne, Ömer ben kanalda çalıştığım için değil, başkasına aşık olduğu için benden ayrıldı. Ayrıca bir kadın çalışıyor diye kocası onu bırakıyorsa uğurlar olsun, yolu da açık olsun. Ya zaten Umut öyle biri değil, asla yapmaz. Hatta o tam tersi sevinir. İşte Umut'un sevindiğini kızın ailesi sevinmiyor. Siz de bunu anlamıyorsunuz. Ay her neyse. Yani şu an konumuz Alev, Rüzgar ve Puglia. Bozmayalım neşemizi, havamızı. O zaman ben kanala geçiyorum. Malum düğüne kadar çok çalışmam lazım. Hadi bakalım. Size afiyetler olsun. Sevilacığım kahve için teşekkürler. Hadi görüşürüz Rüzgar. Sen bulaşığa mı başladın? Ya buna erkek kuvveti gerekiyor biliyor musun? Böyle o güzelce ovalıyorum ben bunu. Zülker, yardımın lazım. Hayırdır ya? Operasyon göbek bağı. He. O ne? Dün konuştuk ya. Parçaları belirli yerlere gömeceğiz. Ama kimseye söylemeyeceğim. Yoksa annem ensemde boza pişirir. Ya Nilay sen hiç merak etme ya. Bak yeğenim, bu çocuk hem trilyoner olacak, hem 5 üniversite mezunu, hem de müezzin. Ay bir de annesinin kuzusu. Bir parçası da bende kalacak. Değişik bir bakış açısı. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar anne. Günaydın annem. Anne ben bugün alışverişe gideceğim de Zülker de benimle gelebilir mi? Eşyaları taşımama yardım eder. Tamam gelsin tabii kızım, sen yorulma. Hem ben de Abdullah'a bakarım o arada. Tamam, o zaman ben çantamı alayım. Alev? Ha? Ne haber ya, arayamadım ben seni. Neler oluyor Ünal Malikanesi'nde? Ne olsun, stabil. Fatih, o hala aynı mı? Alev inanmayacaksın ama dün saçımı kuruttu. Ne? Bu da iyice Mr. Grey olma yolunda ilerliyor yani. Sorma. Ya o Fatih gitti, yerine başka Fatih geldi. Olsun. Sen yine de yutma bunları sakın. Yok canım. Yutar mıyım ben? Biliyorum onun niyetini. Ya okula gideceğim dedim, sen bilirsin dedi. Şimdi bugün arkadaşlarımla akşam yemek yiyeceğim diyeceğim. O zaman gösterecek gerçek yüzünü. Aferin, yutma da. Bu zaten şimdi başlar yine, yapamazsın, edemezsin, gidemezsin diye. Aynen. Bu arada biz Rüzgar'la gün aldık. Aa. Gerçekten mi? Süper. Detayları anlatırım ben sana. Sonra şimdi çıkmam lazım. Daha Nursema'yla Umut'u uğrayacağım. Rüzgar iş ayarlayacak belki. Nursema'ya da onun haberini vereceğim. Tamam mı? Sonra çıkınca ararım ben seni. Tamam. Tamam, haberleşiriz. Hadi öptüm. Ben de. Hadi bay bay. Doğan. Dur Nilay'cığım, sen nereye diye sormadan ben söyleyeyim. Odama geçiyorum spor yapmaya. Ne sporu? Online derslere başladım. Her gün bir saat spor yapıyorum. Ha, sen ondan mı böyle zayıfsın? Ben ondan mı böyleyim? Ne, üzülme. Sen daha yeni doğum yaptın. Çok normal. Ya insan hamile olunca çok tatlı oluyorsun. Aa, herkes hamile misin diye soruyor. Ama bebek doğduktan sonra sadece şişman oluyorsun. Sen sıkma canını. Bir aya toparlarsın. Doğa, evde olduğun zamanlar seninle spor yapabilir miyim? Olur. Yaparız birlikte. Söz mü? Yani söz de ben ileri seviyedeyim. Şimdi senin başlangıç seviyesinden başlaman lazım. Sonra sakatlanırsın. Bir şey olur. Ha, orada da beni er. Başlangıç seviyesiymişim. Aman aman, istemiyorum. Ya ne dedim ben şimdi? İstemem ben. Ben kendi sporumu kendim yaparım. Ay iyi yap, tamam. Aa, sanki bir şey dedik. Uyudu mu Cemre? Hı. Şimdi yatırdım. Tüh. Keşke çıkmadan ve uyanık görseydin. Neyse erken dönerim hemen. Ben akşam evde olmayacağım. Hı. Ne yapacaksın? Geçen seneki proje grubundan arkadaşlarla akşam yemek yiyelim dedik. Ah. Çok güzel. Selam söyle.
Nasıl yani? Fatih, senin kafana taş mı düştü? Yok. Niye? Yani senin nereye gidiyorsun deyip hesap sorman gerekmez miydi? Hayır. Dua bak, ben bunu beni isteyen ve seven karıma yaparım. Ayrıca hesap sormak için değil. Merak ettiğim, onu önemsediğim için yaparım. Ve sen madem beni sevmiyorsun, istemiyorsun, o zaman dilediğince istediğini yapabilirsin. Beni hiç ilgilendirmiyor yani. Ne oldu, sen niye şaşırdın bu kadar? Benden istediğin tam olarak bu değil miydi zaten? Dua, bir şey söyleyeceğim. Bence sen ne istediğini bilmiyorsun. Neyse. İşe geç kaldım. Size kolay gelsin. Bu Kıvılcım Aslan değil mi? Evet o, Kıvılcım Aslan. Merhaba. Merhaba. Geçen gün yayınınızı izledik, hayran olduk. Öyle mi? Çok teşekkürler. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Duygusu geçtiyse ne mutlu. Bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii, olur. Teşekkürler. Ben de ilk kez fotoğraf çektiriyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Ben de annesiyim. Öyle mi? Ne güzel. Ya böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için sizi gerçekten tebrik ederim. Ne kadar gurur duysanız az. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Sen bayağı ünlü olmuşsun. Galiba anne. Yani Rüzgar trend topik oldun dedi ama. Onu olmak önemli bir şey miymiş? Öyleymiş herhalde, baksana. Ay, tebrik ederim Kıvılcım. Göğsüm kabardı. Anneciğim, sonunda başardın mı? Baksana, halk da takdir ediyor. Yani onca yıl öğretmenlik yaptım, müdürlük yaptım. Göğsün kabarmadı, şimdi meşhur olacağım, göğsün kabardı. Onda da gururlanıyordum. Olur mu öyle şey? Zaten yaptığın mesleğin ne kadar kutsal olduğu tartışmaya kapalı. Ama halk tarafından sevilmek de ayrı bir şeymiş. Hadi geç. Vallahi olacak iş değil Ömer ya. Yani bir talihsizliktir oldu işte. Ya bırak Allah aşkına ne talihsizliği Kayhan. Sen kısa yoldan zengin olmaya çalışıyorsun. Gidip bilmediğin işlere bulaşıyorsun. Ne talihsizliği? Ya ilk başta kazandım ama ya Ömer ya. Sonra ne oldu? Hep öyle gidecek sandın değil mi? Öyle oldu işte. Ya senin bu yaptığını kumar oynamakta ne farkı var? Gidip bilmediği bir işe insan bütün parasını yatırır mı? Akıl var mı sende biraz ya? Allah kimseyi şaşırtmasın Ömer. Allah seni şaşırtmadı, merak etme. Sen zaten şaşkındın. Of, sana yardım edeceğim ama. Gerçekten. Sırf Leyman'ın ve Meta'nın hatırı için. Olsun, o da olur ya. Ne kadar borcun varsa bir liste yap. Hepsini Yusuf'a bildir. Ama parayı senin eline vermeyeceğiz, merak etme. Heyecanlanma hemen. Alacaklılar kimse, para onlara ödenecek. Ya vallahi çok teşekkür ederim, sağ olasın Ömer ya. Bundan sonra da Leman'dan para istemek falan yok. Bu şirkette çalışacaksın. Burada mı? Evet, burada. Belli bir maaşın olacak, belli bir işin olacak işte, buralarda dolanacaksın. Başka hiçbir işte de uğraşmayacaksın. Olan parayla yetineceksin, borsa falan yok, unut. Ya ne borsası Ömer, boş ver, olmasın ya. Ya bak, sana bir şey diyeyim mi? Vallahi ben çok verimli çalışırım ha. Burayı çekip çeviririm Ömerciğim. Ayrıca çok da bereketliyimdir ha. Yani girdiğim her yeri coştururum. Aman aman, coşturma bir yeri. Bizim coşmaya ihtiyacımız yok. Burası kendi düzeninde ilerliyor. Sen verilen işi yap, yeter. Allah razı olsun Ömer. Vallahi senin yaptığını baba oğla yapmaz ya. Gel bir sarılayım sana, gel. Tamam, gel. Tamam, gerek yok. Neyse, tamam, sarılmaya gerek yok ya. Sağ olasın Ömer. Bu yaptığını unutmayacağım. Resmen karısının altınlarını satan adamlara döndüm ya. Gel hayatım, gel. Bak, galiba burası. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Umut. Merhabalar. İdris. Beril.
Bir arkadaşımızdan duyduk sizi de bir görelim dedik. Süslemelere bakabilir miyiz? İyi etmişsiniz tabii, buyurun. Yeğenimiz evleniyor da düğününü biz yapacağız. Ne güzel. Gel canım. Güzel mekan değil mi? Ay çok güzel. Her yer altın şıkır şıkır. Evet. Ya ben sizi bir yerden tanıyor gibiyim sanki ama. Biz Beril İdris Kaya. Sosyal medya fenomenleri. Ha tamam, şimdi hatırladım ya. Sizin bayağı da bir takipçiniz vardı galiba. Var var. Beril'in 8 milyon oldu. Benim daha 2. Vay be. Evet, ben denk geliyorum arada sizin paylaşımlarınıza sosyal medyada. Bayağı da bir içerik üretiyorsunuz. Hatta bazıları da çok komik. Ay yok be, ne içeriği? O bizim ev halimiz. İdris bana bunu al. İdris bana şunu al. Diyorum. Takipçiler bayılıyor. Ne güzel. Ben size o zaman yaptığımız işlerin bazı demolarını göstereyim. Olur olur, bakalım. Tabii. Öyle, bunlar giriş paketi. Bak. Bunlar güzelmiş. Şurada da devamı var. Bak bak. Ay İdris çok güzelmiş. Ama biz en iyisini yapmamız lazım hayatım. Sonuçta bir adımız, yani şanımız var değil mi? Tabii. Ya kusura bakmazsanız ben bir şey çok merak ediyorum da. Ya siz şimdi sosyal medyada böyle hayatınızı çok açık bir şekilde yaşıyorsunuz. Gerçekten yanlış anlamayın beni. Şimdi sizi bulmuşken sormak istedim. Çok merak ediyorum çünkü. Bu kazandığınız parayı sadece sosyal medya reklamlarından mı kazanıyorsunuz? Yani reklamlardan da geliyor ama bizim olayımız kozmetik. Bir sürü dükkan, bir sürü ürün. Aynen öyle. Türkiye genelinde 110 tane bayimiz var. Ayrıca franchise veriyoruz değil mi beyim? Tabii aşkım. Ne güzel. Tebrik ederim. Eyvallah. Bu benim kartım. Sen de bulunsun. Tabii. Bak bak şu ay giriş. Ay bak altın varaklı. Ay İdris bana bunu al. Of. Hay. Hadi Zülker. Anne olmak ne zormuş. Sabahtan beri başlıyor üniversiteye, oradan borsaya. Canım çıktı vallahi. Bak kurban olayım, burası son yer. Tamam mı? Burada işimizi halledelim, eve döneceğiz hadi. Çok yoruldum vallahi. Hanımefendi siz ne yapıyorsunuz bakayım? Dua ediyorum. Yalan söyleme, gördüm bir şeyler gömüyordun. Ayıp ya, yapmayın böyle şeyler. Burası ibadet yeri. Siz gelmiş kim bilir ne yapıyorsunuz? Dini istismar ediyorsunuz. Aa, alakası yok. Ya hanımefendiciğim siz bizi komple yanlış anladınız ya. Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden geliyoruz. Arkadaşım da mühendis, toprağın alüminyumlarına bakıyor ya. Ha evet evet. Sizin karşınızda keriz yok. Bir de türbe de yalan dola. Burası ev, araba istenecek, adak yapılacak yer değil. Bana bak, bana geliyorlar yavaştan. Sana ne kardeşim benim doğamdan istediğimden? Zengin düşmanı mısın sen? Sen iste senin de olsun. Deli midir nedir? Kurban olayım Nilay. Ağzını topla. Toplamazsam ne olur? Nilay, Nilay amcam kızı kurban olayım, sakin ol ya. Ne oluyor burada? Böyle yerde tartışılır mı? Bu kadın bana hakaret etti. Bu kadın benim doğama karışamaz. Sana ne kardeşim benim doğamdan? Abicim tamamen yanlış anlaşılma var. Hanımefendi bizi yanlış anladı ya. Biz buraya duaya geldik. Kendisi başka bir şey söylüyor. Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ya biz dini bütün bir aileyiz. Yapmayın hanımefendi. Allah aşkına olacak şey değil ya. Zülker kedi köpeği yedi. Ney? Gitti oğlum, istikbali gitti.
Dedim size bunlar adak falan değil, büyü yapıyorlar. Sus yoksa parçalarım seni. Koş, koş, kediyi yakala. Ya kediyi ben nasıl yakalayayım? Ayrıca yakalasam ne yapacağım kediyi? Ay bilmiyorum ama benim oğlum Cihangir'de 30 tane kediyle yaşayan insanlardan olamaz, bir şeyler yapman lazım. Koş, 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 koş. Koş. Gel, gel. Çıkıyor muydun abi? Evet, bir şey mi oldu? Abi Kayhan'ı işe aldım da sana söylemek istedim. Bismillahirrahmanirrahim. Nerede icap et? Adam batmış. Şaşırmadım. Beklenen son. Bu bir başlangıç olmasın diye ben de duruma müdahale edeyim istedim abi. Gelip gitsin işte, en azından gözümüzün önünde olsun, ne yaptığını biliriz. Benden sonra da Yusuf ilgilenir. Ne demek senden sonra? Yani ben şirkette olmadığım zamanlar demek istedim. İyi, nasıl istersen. Burayı da birbirine katmasın da. Yok abi, yok. Katmaz. Zaten çok öyle yetkisi falan olmayacak. Buralarda olur işte, gelir gider. Sırf Leman üzülmesin diye yapıyorum bunu. O üzülse Metehan etkilenecek. Biraz da borcu vardı, ödedim. Bitti gitti. İyi yapmışsın, ne diyeyim. Fazla ortalarda gözükmez, merak etme. İnşallah. Hadi çıkalım abi. Çıkıyor musun? Çıkacağım az sonra. Tamam. Güzel, biz de kızımla takılırız. Ha? Değil mi kızım? Oh. Hadi bay bay de anne. Bay bay. Benim güzel kızım. Annen de biraz dışarı çıksın. Gezsin, eğlensin, değil mi? Oh. Oh, evim. Bunu mu giyeceksin? Evet, uygun bulmadın mı? Yok, aksine. Çok yakıştırdım. Güzel olmuş. Ama sanki tek taş küpelerine daha iyi olurdu gibi. Neyse, sen bilirsin. Ha. Hadi kızım, anneyi geçirelim biz de. Bir şey olursa ararsınız beni. Zaten yakınlarda olacağım. Çok da geç kalmam. Keyfine bak, tadını çıkar. Gönlünce eğlen. Ben buradayım. Ayrıca bizim kızımla yardıma hiç ihtiyacımız yok. Değil mi aşkım? Kim? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar anne. Dışarı mı çıkıyorsunuz? Ben çıkıyorum. Arkadaşlarımla buluşacağım. Annesinin güzel kızı, aşkı. Anneye bay bayım. Bay bay. İyi akşamlar. İyi eğlenceler. Hanımın gece gezmesinde sen evde bebek bakacaksın, öyle mi? Öyle anne. Hasbeni Allah. Bari sabahları da o işe gitsin. Sen evde hanımlık yap, oldu olacak. Yahu hanginiz kadın, hanginiz erkek belli değil. Bu nasıl ilişki böyle? Anneciğim ben iyiyim. Ben iyi değilim ama. Takılma sen de. Nerede görülmüş? Kadının el kadar bebeğini evde bırakıp sokaklara çıktı. Allah ıslah etsin. Tamam anneciğim, tamam. Doyamadılar gezmelere, doyamadılar. Kıvılcım ünlü oldu. Kim bilir, ileride belki çok daha ünlü olacak. Ertuğrul da ona destek olacak. Ertuğrul iyi adam. Düzgün adam. Bir de evlenmelerini istiyorum de tam olsun. Ben Kıvılcım'ın çok mutlu olmasını istiyorum. Hepsi bu. Sevdiğin kadın biriyle evlenecek ve sen mutlu olacaksın ha. Ya bu bir Türk film mi Allah aşkına? Yol yakınken git doğruları söyle ona. Ha seni affeder mi bilmem. Ama sen yine de söyle. Bunu yıllardır ölü taklidi yapıp ortadan kaybolan sen mi söylüyorsun? Hiç kimseden, hiçbir şeyden haber olmayan sen. Ben yaptığım her şeyin doğru olduğunu savunmuyorum ki. Ben yanlış yaptım. Sen yapma. Evet,
Nazlı da okuluna yerleşti. En önemlisi de ailesiyle bir gerginlik olmadan halloldu her şey. Çok şükür. Şimdi sırada derneğin kurulma aşaması var ki hazırlıklar başladı bile. Çok hızlısın bakıyorum. Ben öyle aklıma bir şey girdi mi hemen yapmak durumundayım, yoksa içim rahat etmiyor. Çocuklar, bu arada dernek kurulduktan sonra siz de çalışmalara katılacaksınız herhalde, değil mi? Katılırız tabii. Yani öyle her zaman değil ama boş bulduğunuz vakitlerde gelirseniz bu tarz organizasyonların içinde olmak kıymetlidir, önemlidir. Evet, bence de. Belki derneğin gençlik kolları olur. Biz de orada çalışırız. Bunu çok iyi düşündün, süper olur. Vallahi çok heyecanlı. Ne yapalım? Kağıt oynayalım mı? Bilerek yapmıyor. Vallahi bilmiyor yani. Sen takılma ona. Ne oldu ki? Kanasta oynamayı bilmiyor musunuz? Ben öğretirim, çok kolay. Sister'ım, Mihri iskan bile oynamaz. Niye ki? Öyle mi gerçekten? Biz iskan bile oynamıyoruz. Çok da o oyunları bilmiyoruz. İskan bile kağıdı kumarı temsil ettiği için biz pek oynamayız. Hiç bilmiyordum. O zaman kutu oyunu oynayalım. Hem onun kumarla bir ilgisi yok, sıkıntı olur mu? O nasıl bir şey bilmiyorum ama öğrenirim. O zaman çocuklar siz oynayın. Ertuğrul yorgundur. Biz burada çayımızı kahvemizi içeriz. O kadar iyi fikir ki. Tamam. Yerhem çok yaşa. Biri hapşırınca karşı taraf ona yerhem kallah der. Vallahi bizde çok yaşa var. Çok yaşa, iyi yaşa, yerha mükella. Hepsi olmaz mı ya? Olur. Değil mi? Değil mi abi ya? Abi sen bayağı coolsun ya. Babam gibisin aynı. Kızım çok özledim ya. Ben de çok özlemişim hepinizi. Hadi hadi, bebeğin fotoğrafını göstersene. Göstereyim. Bak. Canım benim. Baksana bak. Bakayım. Ay maşallah, var ya, Allah başlasın ya. Zor oluyor mu? Yani işte biraz uykusuzluk yoruyor ama ona da alışıyorsun, öyle çok yoruluyorum diyemem. Geldiğimizden beri gözün telefonda. Aklım evde kaldı. Ha, Cem ve Fatih'le mi? Hı, o bakıyor. Helal olsun Fatih'e valide. Aynen, bravo valla. Niye? Normali bu değil mi zaten? Yani normali bu tabii de. Bizde erkekler çocuğa bakmıyor, sadece seviyor. Yok canım. Fatih her şeyle ilgileniyor, anne gibi. Mamasını veriyor, altını değiştiriyor, uyutuyor. Vallahi çok şanslısın. Benim eniştem yeğenim doğduğundan beri bir kere kalkmadı. Kocanın kıymetini bil. Aşkım, bu kadar merak ediyorsan sen ara. Yok ya, ben az sonra kalkarım zaten. Nereye ya? Daha bir saat bile olmadı. Yok, aklı kaldı onun. Ya vallahi kusura bakmayın, yani buraya buluşalım diye ben ısrar ettim, hepinizi getirdim ama onu böyle bıraktım diye kendimi çok suçlu hissediyorum. Ya rahat ol, biz yabancı değiliz. Aynen, hatta bir dahakine gündüz yapalım, Cemre'yi de al gel. Olur, süper olur. O zaman ben kalkayım. Tamam. Bir şey diyeceğim ama kızma. Söyle. Bence Ertuğrul abi sana yanık. Çimen'cim, o nasıl bir laf öyle? Nasıl yani, sen anlamadın mı? Baba. Ha canım. Bir şey soracağım sana. Sor kızım. Yeniden evlenmeyi düşünür müsün? O nereden çıktı şimdi? Biz hep ikimizdik. Ben büyürken de. Ama şimdi Çimen ve Kıvılcım ablayla sanki tam bir aile olduk. Mihri'cim. Kıvılcım benim arkadaşım. Biliyorum, biliyorum ama... Senin için kapalı olması lazım, değil mi? Hayır hayatım. Benim için iyi insan olması önemli. O zaman... Kıvılcım ablayla harika bir çift olursunuz. Mihri,
Kıvılcım ablan benim arkadaşım, ayrıca Ömer'in eski karısı. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi? Neden olmasın? Ömer abi ben aşık oldum deyip bırakıp gitmiş. Yani ona ne oluyor? Ya Çimen öyle bir saçmalıyorsun ki şu anda. Ya niye ya? Adam yakışıklı, güçlü, ilgili. Sonra beyefendi, kibar. Ertuğrul benim Ömer sayesinde tanıdığım birisi. Anne, Metehan'ı çok seviyorum. Ama Ömer abi de adam değilmiş. Çimen! Ne? Seni bırakıp başkasına aşık oldum deyip gitmedi mi? Gidebilir, herkes kendi yoluna. Tamam, bu konu kapandı. Bitti, hadi. İyi. Bence sen benim dediklerimi bir düşün. Bak, bu konu çok uzadı. Seninle daha fazla bu konuyla alakalı yüz göz olmak istemiyorum ben, Mihri. İyi, tamam. Mihri! Tamam. Allah Allah! Söylediği lafa bak ya. Uyudu. Oh! Herkes evde, gelin gece gezmesinde. Hanım, tamam. Gelin değil ki o. Ne peki? Nikahınız yok ya. Kızım, sen bebeğin göbek bağını ne yaptın? Senin dediğini yaptım anne, kasaya koydum. Hah, aferin. Bak, sonra çok dua edersin bana. Zengin olur mu bilemem ama hayvansever olacağı kesin. Ne alaka? Bize çeker diye, biz de hayvan severiz ya. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Hasbinallah ve nimel vekil. Güzel kızım. Hala uyumamış, ver de yatırayım. Kalsın biraz bizde, ne olacak? Uykusu da yok demek ya. İyi, tamam. Senin gecen nasıl geçti kızım? Çok güzel geçti. Artık yarın evde olursun herhalde. Aslında yarın da Alev'le dışarı çıkmayı düşünüyordum. Tabii siz bilmiyorsunuz ama Alev yakında evleniyor. Düğünü var, gün almışlar. O yüzden biz de yarın düğün hazırlıkları için dışarı çıkacağız. Ha, iyi iyi. Tabii kızım, tabii. Çık sen. Teyzene yardımcı ol. Ben Cemre'ye bakarım. Teşekkür ederim. Ben artık içeri geçeyim. Nereye? Odamıza baba. Hadi Nilay, sen al oğlunu gel. Tamam, siz gidin kızım, ben yatırırım onu odasına. Peki. Hayırlı akşamlar. Abdullah Bey, sen niye bu çocukların üzerine bu kadar gidiyorsun? Ne oluyor Allah aşkına? Evde fısıldaşılmasından hoşlanmıyorum. Neyse, açık açık söylesinler. Baba, yengem hep öyle. Öyle olmasın o zaman. Ben çalışma odasına gideceğim. Ne oluyor anne? Mustafa'ya kızdı herhalde. Belki işle ilgili bir şey olmuştur. Yok olsa haberim olurdu. Belki de Nilay bir hadsizlik yaptı. Ben üzülmeyeyim diye söylemiyor bana. Ya sen de sorma o zaman anne. Sormuyorum. Neyse, ben gideyim de Cemre'yi yatırayım. Dur annesi, ben yatırırım. İyi, tamam. Anneciğim, hayırlı akşamlar. Hadi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Abdullah Bey, senin neyin var? Bir şeyim yok. Senin bu çocuklarla alıp veremediğin ne? Bir şey yok dedim ya. İyi peki. Yine bu aralar bir şeyler oluyor sana ama hadi hayırlısı. Ne demek o? Havalardan zar. Alev Hanım da evleniyor sonunda. Malum gelinin teyzesi, şöyle güzel bir hediye almak lazım. Nikahta takarız. Gerek yok.
yapması gerek yok. Bizi çağıracaklar illaki. Her davete de icabet etmek zorunda değiliz. Ne oldu da döndün sen böyle? Ya onca olay oldu, konuşturma şimdi. Kadına etmedin, lafı bırakmadın. İnsanı çileden çıkartıyorsun. Bir de nikahına mı gideceksin? Neyi ispat etmeye çalışıyorsun? Bizi yıkamayacağını. Allah aşkına yaşından başından utan ya. Nedir böyle meydan gösterisi yapar gibi ya? Evet, aynen öyle. Tabii ki meydan gösterisi. Ben o kadının benim evimde bana söylediklerini daha unutmadım. Ben bunlara dahil olmak istemiyorum. Çok istiyorsan kendin gidersin. Gideceğim tabii. Bugün Doğa'yla nikah için elbise bakacağız. Hala inanamıyorum ben. İnanmaya başlasam çok iyi olur canım. Bu arada Nursema dün bana altınlarını verdi. Bozdurayım diye. Sen de iyice haram iyice oldun ha. Yemin ederim kendimden nefret ettim ya. Ya oğlum takılıyorum ben sana, deli misin, saçmalama. Sen de Nursema için aynısını yapardın. Yok Alev, şimdi ailesi öğrenince bir ton tantana çıkacak. Apo beni uyaracak, annesi ağlayacak. Hiç sallama. Günün sonunda önemli olan sadece sizsiniz. Vallahi yetemiyormuşum gibi geliyor. Gerçekten benim yüzümden mutsuz olmasını hiç istemiyorum. Evlilik halay değil ki. Tango. Öyle düşün. Ne olursa olsun size müziğiniz hiç bitmesin. Bak şimdi Nursema da televizyon kanalında işe giriyor. Zor günler geride kalıyor. Sen inan bana. Peki tamam. İnanacağım. Yani inanmaktan başka çarem de yok. Hadi ben kaçar. Nikah hazırlıkları başlar. Hadi ben de geliyorum. Çocuklar içeri geçin, oturma odasına gidecek bu. Aman ha, dikkat, dikkat, dikkat. Sakin, sakin, yavaş yavaş kardeş, yavaş. Aman, ha gitti. Aman, 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 aman be, aman be. Aman kardeşim be, ya kurban olayım bari altına bir şey koysaydınız yani. Bu böyle olmaz ki, çizilecek her yer. Oğlum merak etme. Anne nasıl merak etmeyeyim ya? Vallahi bak çizilirse geçmiş olsun ha. Bu parkeler çizilmiyor. Ya annem, çizilmeyen parke mi olur Allah aşkına? Hadi götürün içeri. Bak gördün mü? Sağlam ve çizilmiyor. Yemin ediyorum çizilmemiş. Yok. Yok ben yapamayacağım ya. Bozduramam ben bunları. İyi günler İdris Bey. Umut ben, Alev Organizasyon'dan. Dün tanışmıştık. Aynen. Ya sizinle bir görüşsek diyordum da. Tamam olur. Sizin yeriniz neredeydi? Tamam, ben işten sonra size uğramaya çalışacağım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Rüzgar Bey'le randevum vardı. Rüzgar Yener. İsminiz neydi? Nursema Kıraç. Siz biraz bekleyin, asistanına haber verin. Tamam. Aslanım, Nursema Hanım geldi. Rüzgar Bey'le bu kız ne alaka ya? Ben de anlamadım. Dini bir program falan mı yapacak? Yok artık. Merhaba. Hoş geldiniz. Aslı ben, Rüzgar Bey'in asistanıyım. Ben de Nursema. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Rüzgar Bey sizi bekliyor. Gel. Rüzgar Bey, Nursema Hanım geldi. Buyurun.
Merhaba Rüzgar Bey. Hoş geldin Nursema. Beyat, hiç gereği yok. Çok duydum ismini bu arada. Herkes çok seviyor seni. Sağ olsunlar. Ben de sizin çok isminizi duyuyorum. Hem Alev'den hem Umut'tan. Aa, Umut kardeşim gibidir. Çok çekti o Alev'le beni. Bahsediyor. Amerika'da okumuşsun. Evet, Amerika'da okudum. İşletme okudum. Ama çalışmak için değil de bir okul bitirmiş olmak için okumuşum. Şimdi anlıyorum. Daha çok sanata yatkınmışsın ama. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Umut da kanalda işe girdiğince açıkçası biraz tedirgin oldum. Neden? Yani neden tedirgin oldun? Çünkü bu işi hiç bilmiyorum. Hani yapabilir miyim onu da bilmiyorum. Bir de hiç daha önce böyle bir ortamda bulunmadım. Anladım. Nursema, sana ufak bir tavsiyede bulunabilir miyim? Tabii, buyurun. Ne olur çok mütevazı olma, hiç gerek yok. Nasıl yani? Yani daha önce hiç böyle bir ortamda bulunmadım. Acaba yapabilir miyim bilmiyorum gibi şeyler söyleme. Onun yerine merak etmeyin ben de. Siz bana güvenin yeter. Bu işi ben yaparım. Böyle şeyler tercih et. Yani yalan mı söyleyeyim? Seni daha işe almadan vereceğim maaşı hak etmediğini söylemeye çalışıyorsun bana. Gerekiyorsa yalan söyle. Ben zaten birine baktığım zaman onun bir işi yapıp yapamayacağını hemen anlarım. O zaman yalan söylememin ne anlamı var? Kendine ne kadar güvendiğini göstermiş olursun. Ben de derim ki bu çömez ama yapacak. Bak bana söz verdi. En azından benim yüzümü kara çıkarmamak için öğrenecek. Herkesten daha iyi olmaya çalışacak. Hiç böyle düşünmemiştim. Artık düşünüyorsun ama. Aramıza hoş geldin. Nasıl? Alındın mı işe? Nursema, ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Düşürme beni. Hadi at biraz havanı. Tamam, yapacağım ama biraz yavaş yavaş olsa. İki günüm var, havalan gel. Tamam, çok teşekkür ederim. Sanat bölümünde çalışıyor olacaksın, çok yorulacaksın. Gecen gündüzün falan olmayacak. Tamam tamam, ben yaparım, olur. Tamam. Aslı, odaya gel. Nursema'yı al, sanat bölümüne gidiyorsunuz. Oradaki arkadaşların hepsiyle tanıştırıyorsun ve sen ilgileneceksin. Tamam, hadi. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Bu nasıl? Yani. Güzel ama fazla sade bence. Nikah bu Doğa. Yani ne yapsaydım tütümü taksaydım. Sanki dokuzuncu nikahın Alev. Yani en azından ne bileyim şöyle mini bir şey giysen ya da dantelli olsun. Bak. Ay yok ya. Alev, sen niye bu kadar heveslisin? Ben mi? Yok. Yani kotla git desem gidersin. Şu an o haldesin. Ne bileyim. Mutsuz musun? Yok. Mutlu musun? Değilsin. Yani zaten mutluluk anlık bir şey. Böyle genelde mutlu olmak diye bir şey yok bence. Tamam da sana şu an gelinlik bakıyoruz ya. O an bu an. Ben de az manyak değilim ha hakikaten yani. Bence de. Yani kızım bir ömür rüzgar diye kafamızın etini yedin. Yetmedi, ayrıldınız. 2 sene çocuğu sokladık biz. Böyle bir dönemimiz de vardı değil mi? Evet, ne çabuk unuttun. Müzik uygulamasından hangi şarkıyı dinliyor diye bakıp beni düşünüyor mu acaba falan diyordum ya. İşte. Şimdi ne oldu peki? Yani evleniyorsunuz diye olayın büyüsü mü bozuldu? Yani başka büyüler girince araya benim kafam yandı. Nasıl yani? O ne demek? Aman bir şey demek değil. Sen bana ne bakıyorsun? Saçmalıyorum. Neyse ben bunu alıyorum. Tamam mı? Güzel bu. Okey mi? Yani. Güzel de işte dediğim gibi bence çok sade. Ama sen bilirsin. Dur fotoğrafını çekeyim de bizimkiler de atalım. Çekecek. Bir de böyle denemek ister misiniz? Gel duvakla da deneyeyim de eksik kalmasın. Tam olsun.
Nasıl bu böyle değil mi? Sen evlendin biliyorsundur. Dur. Oldu mu? Oldu. Kızlar siz işinize bakın. Bunları Rüzgar Bey'e iletirseniz bekleyin. Nursema? Kıvılcım Hanım. Sizi gördüğüme çok sevindim. Aslı söyledi şimdi çıkıyordum ben de. Aramıza hoş geldin. Hoş buldum. Arkadaşlar anlattılar işte. Vallahi yapabilirim gibi duruyor. Yaparsın tabii ki. Rüzgar Bey de beni bayağı cesaretlendirdi. Tanıştınız mı Rüzgar'la, sevdin mi? Evet, evet. Ama fazla açık sözlü biri. Evet, öyledir ama hep doğruyu söyler. En önemlisi de güvenilirdir. Ben senin burada mutlu olacağına inanıyorum. İnşallah. Ailenin haberi var mı? Daha söylemedim. Ama bu sefer hemen söyleyeceğim. Çünkü sonra sorun oluyor biliyorsunuz. Söyle tabii ki. Saklanacak bir şey yok zaten burada. Ben şimdi çıkacağım. Bir dernek toplantısına gideceğim. Döndüğümde bir seninle konuşalım. Fikir alışverişi yapalım, olur mu? Çok sevinirim. Tekrar hoş geldin. Çok sağ olun. Amca. Fatih'cim gel. Nasılsın? İyiyim sağ ol. Sen? İyiyim ben de. Kayhan Bey işe başlamış. Öyle oldu. Anlattı babam durumu. Sen yine de doğaya sakın bir şey söyleme, öyle babanın borcu vardı falan gibi. Üzülür kız. Yok, demem canım, der miyim? Zaten babası ona çoktan müjdelemiştir. Vallahi insan annesini babasını seçemiyor bu hayatta. Maalesef yapacak bir şey yok. Siz ne yaptınız? Düzeldi mi aralar biraz? Vallahi biz sallanıyoruz işte. Nasıl yani? Doğa istediğini yapıyor. Ben de ses etmiyorum. Sen? Ne yapayım amca? O kadar uğraştım ama yaranamadım. Bir de böylesini deneyeyim dedim. Yani bundan sonra Doğa neyi nasıl istiyorsa öyle olsun. Ben gerçekten mücadele edemeyeceğim. Çok yoruldum yani. Sen de haklısın Fatih. Ne diyeyim? İkiniz için de en iyisi neyse o olsun. İnşallah. Ya şimdi tabii kızımız için aynı evdeyiz. Bu da bir şey. Beni boş ver şimdi. Sen nasılsın Asıl? İyiyim. Nasıl olsun? Boşandın. Sonrasında hiç konuşamadık. Seni de biliyorum, öyle derdini anlatan, paylaşan biri değilsin. Öyleyim değil mi? Amca, sen ne zaman konuşmak istersen ben buradayım. Seni en iyi ben anlarım. Biliyorum Fatih, sağ ol. Eksik olma. Bugün toplantı var. Onları da bildirirsiniz zaten. Aynen, salı günü Aylin Hanım, Ertuğrul Bey. Tamam, hepsi bende. Hoş geldiniz. Neslihan ben, Ertuğrul Bey'in asistanıyım. Hoş bulduk. Kıvılcım ben de, çok memnun oldum. Çok memnun oldum ben de. Böyle buyurun, Ertuğrul Bey sizi bekliyor. Gel. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Lütfen. Ne kadar güzel bir iş yerin var, çok otantik. Teşekkür ederim. Ben böyle şeyleri seviyorum biraz biliyorsun. Ya hiç iş yeri gibi değil. Harika. İnsanın böyle hobilerinin olması çok güzel bir şey. O zaman seni daha sık bekliyorum buraya. Ne ikram edeyim sana, ne içersin? Hiçbir şey almayayım, teşekkürler. Peki. Şimdi bu bizim derneğin dosyası. O yüzden buraya gelmeni rica ettim. Bir incele lütfen. Gözüne takılan yanlış bir şey, bir eksiğimiz, gediğimiz varsa hemen düzeltelim. Ama burada dernek başkanı olarak benim adım yazıyor. Evet, senin adın yazıyor. Ama bu derneği sen kurdun. Ya senin adının olması daha doğru değil mi?
Ya sonuçta bir sürü insan bu derneğe bağış yapacak. Yani senin adının bir güvenirliliği var. Senin yok mu Kıvılcım? Yani kendi küçük çevremde evet ama... Bence benden ziyade senin adının güvenilirliği daha fazla. Hele ki bu programdan sonra insanlar sana çok güvenmeye başladılar. Şimdi bizim bu derneğimiz faaliyete geçene kadar en az 2-3 program daha olur. Bir iş adamının güvenilirliği mi? Yoksa senin gibi tanınan, sevilen, değer verilen birinin güvenilirliği mi? Yani bilemedim ki. Ben biliyorum ama. Bu derneğin başkanı sensin. Ben de senin en büyük destekçin. Anlaştık mı? Anlaştık, tamam. O zaman okumaya devam et lütfen. Kardeş, kime baktın? İdris Bey'le görüşecektim de randevum vardı. İdris Bey içerdin. Bir şey soracağım. Bu arabaların hepsi ona mı ait? Evet. Bir insan niye bu kadar arabaya ihtiyaç duyar ki? Sen İdris abiyi tanımıyorsun herhalde. Kıyafetine göre arabaya biner. Ha, öyleli. Buyur ablacığım. Teşekkür ederim Sevinay'cığım. Ha abla, sen gelmeden biraz önce Kıvılcım Hanım'a bir paket geldi. Dursun orada, akşam gelince bakar. Ay Sevinay, ben bugün çok yorulmuşum ya, dizlerim. Abla sen de lokantaya her gün gitme o zaman. Sonra belim ağrıyor diyorsun. Bakma sen benim şikayet ettiğime. Orası iyi geliyor bana. Git gel, meşgale oluyor. Çalışmak insanı nasıl hayata bağlıyormuş. Evde olsam ne olacak? Nerem ağrıyor diye bütün gün kuruntu yapacağım. O da doğru. Hay baksana şuna. Şimdi benim gözüm görmez. Ay. Ay abla. Ne var ki? Bak bak. Alev'in gelinlikli fotoğrafı. Çok yakışmış. Ay canım ya. Ay Ceylan gözlüm. Ben bugünleri de mi görecektim? Bana Alev hep bekar kalır gibime geliyordu. İnşallah çok mutlu olur. İnşallah. Ama hiç ümidim yok. Öyle deme. Rüzgar çok değişmiş. O eski halinden eser yok. Bakma deli dolu ama kızımızı çok seviyor. Evet, çok seviyor. Ama bizim kızımız onu çok sevmiyor. Dediğim gibi franchise veriyoruz. Kendi kozmetik ürünlerimizi üretiyoruz. Açtığım merkezde bu ürünleri satıyorsun. Zaten araştırıp gördüysen bizim dükkanların önü kuyruk dolu. Aynen, görmüştüm. Karım sağ olsun. İnan çok seviliyor. İdris Bey, şeyi soracaktım ben. Şimdi bu franchise için önden bir ödeme yapmak gerekiyor herhalde. Tabii. Benim sekreterim bilgilerin olduğu bir broşür verecek size. Bakarsınız, incelersiniz. Kafanız yatarsa gelirsiniz. Konuşuruz tekrar. Ha bu arada, biz çok yardımsever insanlarız. Paran yetişmez, yardımcı oluruz. Olmadı gelirsin, bizim yanımızda çalışırsın, biriktirirsin. Sonrasını hallederiz. Sağ olun da siz beni tanımıyorsunuz hala. Bak kardeşim, ben halden anlarım. Biz de buralara bu kadar kolay gelmedik. Sıfırdan geldik. Ben Nalbur'da çalışıyordum. Eşim hemşireydi. Sonra görmüş olduğum bu imparatorluğun en tepesindeyiz. Ama geldiğimiz yeri hiç unutmadık. Ne güzel. Keşke sizin gibi insanlar hep olsa. Eyvallah. Dediğim gibi destekleriz. Yeter ki sen karar ver. Tamam, o zaman ben önden bir eşimle konuşayım önce. Sonra size haber veririm. Aynen öyle. Beraber inceleyin. Sonrasını konuşuruz zaten. Tamam. Alo. Aslı.
Ya güvenlikler beni içeriye almıyor. Çabuk gel buraya. Çabuk çabuk. Ha Aslı. Helin Hanım. Güvenlik beni içeri almıyor. Ne oluyor? Rüzgar Bey'in talebiyle... Başlatmayın ya Rüzgar Bey'in talebinden. Ne oluyor ya? İstifa ettim diye içeriye giremeyecek miyim? Ay, bu ne saygısızlık? Helin Hanım ben bir şey yapamam. Rüzgar Bey de toplantıda. Bak yalan söyleme bana. Helin Hanım yemin ediyorum toplantıda. İyi tamam. Ben de burada beklerim o zaman. Şimdi uzun sürer. Ben sizi aratsam ha? Boşu boşuna beklemeyin burada. Bak ona söyle beni mutlaka ararsın. Tamam ileteceğim. Ne terbiyesizlik ya. Ay Alev elbisene bayıldım. Kuğu gibi olmuşsun. Doğa biraz sade buldu. Yani ben de böyle biraz ışıltısız buldum. Çok güzel bence. Gelin dediğin böyle olur. Hayatımız yeterince ışıltılı, gelinlik sade olsun bari dedim. Kızım bu arada sana bir kargo gelmişti, gördün mü? Hayır anne. Çimencim şurada duruyor. Göstersene annene getir hadi. Aa, ne ki o? Bilmem. Dur bakayım. Yardım edeyim mi? Ne ki bu? Ben bunu unutmuştum. Ne var içinde? Ömer'e sürpriz yapmak için sipariş vermiştim. Çimen'cim sen bunu kaldır bir kenara koy. Başka ne yaptınız? Ya şu dernek olayına gelsene çatladık burada. Harbiden ne oldu o iş? O iş bayağı hızlı ilerledi. Ben bugün Ertuğrul'un ofisine gittim işte. Yavrularımın hepsi yanımda olunca nasıl mutlu oluyorum anlatamam. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Amin. Nursaman kızım daha sık gelin be özlüyoruz. Geliriz abi inşallah. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Ay Nursema. Bebek mi geliyor yoksa ha? Yok anne ne bebeği? Biz daha çocuk düşünmüyoruz. Niyeymiş o? Yok yani düşünüyoruz da şu an değil. Yani tam hazır değiliz. Hayırlısı. Ne diyordun Nursema? Ben işe girdim de. Rüzgar'ın kanalında sanat asistanlığı yapmaya başladım. Televizyonda. Ay. Anne televizyona çıkmayacağım. Yani asistanlık derken abla? Şöyle, sanat bölümünde dekorları yapan bir ekip var. Ben de onların asistanlığını yapacağım. Hayırlı olsun. Ben bir yorumda bulunmayayım, hayırlısı olsun. Karışmak istemem. Sağ ol baba. Biz de bugün Alev'e gelinlik bakmaya gittik. Öyle mi? Ne güzel. Hatta fotoğraflarını çekmiştim göstereyim size de. Al bakayım. Bak. Ay maşallah ne kadar güzel olmuş. Değil mi?
Ver bakayım çocuğum şunu. Allah tez elden tamamını erdirsin inşallah. Amin. 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 Vay be, adam seni dernek başkanı yapacak yani. Yani çok istiyor. Aslında ben istemedim ama ısrar edince. Ne oluyor Çimen? Vallahi ben ağzımı açmadım. Ne oluyor? Nedir? Olay mı var? Ben annemle Ertuğrul abiyi çok yakıştırıyorum. Vallahi ben de. Hiç şaşırmadım. Ya siz delirdiniz mi? Ya ne var? Süper bir adam. Bir de diğerleri gibi tutucu da değil. Ay bu adamın ablası, babası, annesi, eniştesi falan bir şey var mı? Hiç bilmiyorum vallahi. İnşallah yoktur. Ayol bize ne adamın ailesinden? Alev haklı anneanne. Yani ne sorun çıkıyorsa aileden çıkıyor. Biz buraları aşmıştık. Sorun Ömer'den çıktı ve bu konu artık beni çok sıktı. Tamam, değiştir. Nur Sema kanalda işe başladı. Ha, çok güzel. El birliğiyle Pembe Hanım'ı delirtmek için uğraşıyorsunuz. Aman, Dursun'a bir kenarda evde yemek falan yapsın. Ayrıca Nur Sema her işin altından kalkabilir. Bugün birkaç kişi o kapalı diye böyle bir şeyler söylemeye çalıştı ama ben tabii ki herkese ince ayarı verdim. Anne, daha geçen yıl Kübra abla ve ablasına bunlar da her yerde dememiş miydin sen? O tanımadan önceydi Çimen'cim. Şimdi tanıdım, gördüm ve en önemli şeyin insan olmak olduğunu anladım. İnsanların yaptığı şeyleri inançlarına ve görüşlerine göre değerlendirmemek gerekiyormuş. Bu çok yanlış bir şeymiş. Doğru. Mesela bakın Fatih, Mustafa ve Nursema aynı evde büyüdüler, aynı ailedenler ama bir Fatih'e bakın, bir de Nursema'yla Mustafa'ya. Kişilerin hatalarını inançlarına, giysilerine, giyip çıkarttıklarına bağlamak doğru değil. Karakterlerine bağlamak lazım. Yani senin anlayacağın dilde Çimen'cim, her kapalı dindar, her açıkta yolu diye bir şey yoktur. İnsan olan, de insan olmayan vardır. Size bir şey diyeyim mi? Bu açık kapalı olayına sadece eski insanlar takılıyor. Vallahi biz gençlerin umurunda değil. Yani istersen mini etek giy, istersen başını kapat. Kimsenin salladığı yok. Doğru. Gençler hiç böyle bakmıyor, böyle düşünmüyorlar. E çünkü her şey normalleştiği zaman doğdular. Eskiden böyle miydi? Ciddi bir ayrım vardı. Hem bizim ülkemizde hem dünyada. Dediğini yaptım. Kayhan'ı işe aldım. İyi etmişsin. Abimin haberi var mı? Söyledin mi ona? Söyledim ama pek iyi karşılamadı çünkü Kayhan'ı sevmiyor. Ama zamanla o da alışacaktır. Ben elimden geleni yapıyorum. Artık benden sonrası tufan. Baba? Oğlum? Baba ne yapıyorsun ya sen? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Baba Allah aşkına bak, korkutmaya başladın beni. Yok oğlum. Konuşuyordum da. Bir konuşma var, onu hazırlanıyorum o yüzden. Kendi kendime değil. Seni hiç iyi görmüyorum ya ben. Merak etme, iyiyim. Sen bir anda gelince irkildim. Bu sefer
İş konusu çok sorun olmadı. Evet, benim beklediğimden de sakin geçti. Ben bayağı kıyamet kopar diyordum. Aman Allah korusun. Neyse, çok şükür. Ama tabii baban tavrını koydu yine de. Evet, öyle oldu ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bu bizim hayatımız. Aşkım, bu arada ben sana bir şey danışmak istiyorum ya. Ben bir adamla tanıştım da, İdris Kaya. Nereden tanıyorum ben? Ya bu Beril Kaya diye bir sosyal medya fenomeni var ya. Ha, tamam bildim. Ya şimdi bunlar geçen bizim ofise geldiler. Adam bana kartını verdi. Franchise veriyorlarmış. İşte adamla konuştuk. Yani aklıma dayattı gibi. Acaba kredi çekip bu işe mi girsek diyorum. Nursema, kapılarının önünde bir arabalar var. Yani çok ciddi para kazanmışlar yani. Bir de sıfırdan gelmelermiş. Vallahi hayatım, bilemiyorum ki. Güvenilir insanlar mı? Yani ben de tanımıyorum ama bu kadar insan güvendiğine göre. Çünkü bayağı para kazanıyorlar. Şimdi yüzlerce şube, o kadar çalışan. Ve işte krem fabrikası dedi, kozmetik fabrikası dedi. Sen ne diyorsun peki? Yani ben adama inandım gibi. Böyle bir babacan. Yanındaki insanlar da, çalışanlar da seviyorlar bayağı, tutuyorlar onu. Ne bileyim yani, hayatta şans insanın yüzüne kaç kere güler ki? Sen de bu fırsatı tepmeyelim diyorsun. Yani pişman olmamak adına acaba bir denesek mi diyorum. Bak, millet kuyruktaymış bayağı. Adam ayrıyetten ben size yardımcı olacağım dedi. Tamam hayatım. Sen nasıl uygun görüyorsan öyle yapalım. Sen bana yardım et. Aklıma mukayyet ol. Ne olur Allah'ım. Bana ne oldu?
Eline sağlık canım. Doğacığım, Alev Hanım ne zaman evleniyor? Nikah 2 gün sonra. Düğünde yazın Puglia'da yapılacakmış. O ne? İtalya'da bir şehir. Yurt dışında mı yapacaklarmış? Oranın özelliği neymiş? Ne, romantikmiş. Rüzgar Alev'e sürpriz yapmak istemiş. Çocuk yapsınlar hemen. Hiç beklemesinler. Zannetmiyorum. Alev istemez. Alev fotoğraflarda bayağı keyifsiz duruyordu. Sanki zorla evlendiriliyormuş gibi. Ne alaka canım? Gayet de mutlu. Ben içeri geçiyorum. Neyse, ben de gidip Cemre'ye bakayım. İyi, ben de geliyorum. Ne oluyor? Ne gibi anne? Hanginiz kızdırdı babanızı? Söyleyin bakayım. Kimse kızdırmadı anne. Nereden çıkardın? Oğlum, ben beyimi bilmez miyim? 2 gündür sizin yüzünüze bakmıyor. Söyleyin bakayım. Bir şey olmadı anne. Bence genel olarak canı sıkkın. Ali Cabbar sendromu olabilir. Ne? Hani bir şarkı var ya, Ali Cabbar'ın sevdiği. O. İş yerinde de anne işler çok yoğun bu ara. Biraz kafası ona da takılıyor olabilir. Biliyorsun çok da çalışıyor babam. İyi peki. Öyle olsun bakalım. Sen yat istersen, bekleme. Konuşalım mı biraz? Olur, konuşalım. Seni dinliyorum. Sen ne istersen onu yapmaya karar verdim. Anlamadım. Karşılıklı oyunlardan çok sıkıldım Doğa. Gerçekten artık ne olacaksa olsun. Eğer bana dava açmak için evlenmek istiyorsan kabul, evlenelim. Boşanmak istersen de eğer, asla sorun çıkarmayacağım. Nasıl yani? Sen ne istiyorsan o olsun Doğa. Bak gerçekten gönülden söylüyorum. Hiçbir art niyetim de yok. Söz veriyorum, itiraz etmeyeceğim. Sen düşün. Bana kararını söylersin. Evlenelim. Duydun? Evlenelim. Abdullah Bey. Hayırdır bu saatte? Uyku tutmadı. Ha. Çay getirmemi ister misiniz? Yok, istemem. Teşekkür ederim. Sen nereden geliyorsun?
Efendim, uzun ve kötü bir hikaye. Hiç anlatıp başınızı ağrıtmayın ben. Anlat bakayım. Ya benim bir sevdiğim vardı. O da beni çok seviyordu. Böyle kara sevda gibi bir şeydi bizimki. O zaman da genciz daha, toyuz. Cepte para da yok. Ailesi de beni hiç istemedi. Ben de tuttum kaçırdım bunu. İki gün sonra yakaladılar bizi. Beni de askere gönderdiler. Ben askerdeyken de hep onu düşünüyordum. Böyle askerliğim bitsin, ona çok güzel bir düğün yapacağım. Böyle allı duvaklı gelinim olacak diyordum ama sonra haberi geldi. Ne haberi? İnce hastalığa yakalanmış garip. Zaten 3 ay dayandı, sonra rahmetli oldu. Bugün de ölüm günü. Memlekette olsa ben mezarına giderdim de, İşte buradayım diye buradan okuttum. Çok üzüldüm Zülkar, başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun efendim. Ya hayat çok kısa biliyor musun? Yani insan sevdiğiyle olacak. Yemin ediyorum ondan sonra pişmanlığın hiçbir faydası olmuyor. Öyle tabii. Efendim benim babam da başkasını seviyormuş. Tutmuşlar annemle evlendirmişler. Babam hep mutsuzdu. Annem de garibim evliliği yürüsün diye elinden gelen her şeyi yaptı. İkisi de mutsuz oldular. Ya aile olmak kolay değil. Emek ister, fedakarlık ister. Efendim öyle de bir taraf mutsuzsa zalimlik olmaz mı o zaman? Bak benim babam hep o kadına gitmek istedi. Ama annem garibim hiç izin vermedi ona. Ya adam ölürken bile son nefesinde o kadının adını sayıkladı ya. Sonra rahmetli oldu zaten. Annem de kahrından rahmetli oldu. Ben de bunlara bakarak böyle büyüdüm. Sonum onlar gibi olmasın dedim. Tuttum kaçırdım. İyi ki kaçırmışım. Bak bugün olsa yine yaparım. Ama bana yar olmadı. O da takdiri ilahi. Zor tabii Zülkar. Kurban olayım, hep dua ettim. Ya Rab dedim, benim ömrümden al, onun ömrüne ver. Dualarım da kabul olmadı. Allah geçinden versin oğlum, her şeyin hayırlısı. Ya efendim, bazen hayırlı şeyler çok üzücü olabiliyor yani. Hem ne demiş Sezen Aksu? Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk. Yemin ediyorum ben ölmeye hazırdım yani ama. Kusura bakmayın, böyle canınızı sıkın, başınızı ağrıdın. Ben işime bakayım. Evet, estağfurullah, bak işine. Aldığım en zarif, en güzel hediye olduğunu söylemek isterim. Bunu duyduğuma çok sevindim. Ah, Alev Hanım. Bugün de ben sizi karşılayayım dedim. İyi yaptınız, hoş geldin. Sizi seviyorum Alev Hanım. Ateşe düştüm bak, evlerden uzak. Ya ben evleniyorum diyorum. Sen hala Pembe Hanım'ın toplantıdayım diyorsun. Bugün bana gelsen, yalvarsam, boşanıyorum desen ben seni ister miyim? Evleneceğinizi tahmin etmemiştim. Bir şey söyle artık. Atarım, içime atarım.
Nasıl anlatayım, nereden başlayayım bilmiyorum doktor bey. Şimdi şöyle, yaklaşık bir 10 gündür... yıllar önce kaybettiğim kardeşimi evin içinde görüyor gibi oluyorum. Onunla konuşuyorum, oturuyoruz, dertleşiyoruz, o bana bir şeyler anlatıyor filan. Ve inanıyorum da, gayet de mantıklı şeyler söylüyor. Tabii size garip geliyor bu anlattıklarım ama doğru. Gelmiyor Merve. Halüsinasyon görmeniz bu evrede çok normal. Ya resmen delirdiğimi düşünüyorum. Bu delirme değil. Beyninizin baskıya artık dayanamadığını gösteriyor. E nasıl olacak peki? Yarın öbür gün başka bir halüsinasyon görsem ve ona inansam nasıl olacak doktor bey? Nasıl kurtulacağım ben bu durumdan? Yani ne doğru, ne yanlış, ne yalan anlayamaz oldum resmen. Ömer bey, ne yazık ki önümüzde tek bir yol var. O da ameliyat. Daha önce bunun mümkün olmadığını söylemiştiniz. Ne yazık ki çok zor bir bölgede. Ancak hastalığın bu denli ilerlemesi bize gidecek başka bir yol bırakmıyor. Eğer sizin de rızanız olursa deneyelim derim. Kurtulma ihtimalim var mı? Masada kalma ihtimalim çok yüksek değil mi? Ameliyatın başarılı geçme ihtimali %10. Bu tip belirtiler olmasa ameliyatı kesinlikle önermezdim. Ancak hastalık agresif bir şekilde ilerleme gösterdi. Karar sizin. Eğer onay verirseniz yatışınızı hemen yapmamız lazım. Apo? Merhaba. Müsaitsen konuşabilir miyiz? Tabii, gel içeri. Teşekkür ederim. Kötü bir şey mi oldu? Yok, çok şükür. Ay ne olur Pinko yemek yediğimizi öğrendi falan deme. Ben artık evleniyorum zaten, beni salın. Evlenme. Ne? Evlenme, ben boşanacağım.